Kavala neden içeride? Osman Kavala içeride kalmaya devam edecek. Devam mı edecek? Evet. O zaman dibine kadar. Neden? Yok öyle bir şey. Neden? Soros'un burada elemanlığını yapıp Gezi Parkı'nı provoke... Bunun kararını o adam, siz mi vereceksiniz? Devletin düzenini yıkmaya teşebbüsten yargılanıyor. Bekleyeceksiniz. Devlet veriyor zaten. Devlet vermedi onun kararını. Devlet evet. verdi onun kararını. Osman hadi, Kavala orada kalmaya devam edecek. Devlet verdi. Tabii. Bu ülkede tabii, tabii. Bugün temelde diyoruz yani. Tabii. Devlet verdi kararı. Osman adalet Kavala kim abla? Söyler misiniz? Osman Kavala kim? Osman Kavala'nın evet. kim? Nasıl yargıladınız? Ha siz de hanımefendi bu arada bulursanız ben üstüne... En basit örneği evet. Evet. Cümleyi okuyabilir miyim? Çevirin bana ben okuyayım. Hayır, lütfen, lütfen. Hayır, hayır. Lütfen. Orada yazan şeyi söyleyeyim mi? Tamam, AK Parti'yi yıllardır eleştiriyorum. Muhalefete bir şeyler söyledim. Dava açıldı diyor. Evet evet açın açın. Açın açın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dava açtığını biliyorum onu. Ne yazıyor? Çevirin. Hayır hayır. Bu adam Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hakkında dava açılan bir adam. Tamam AKP'nin. 200 bin liraydı galiba. Tamam çok da küfür eden bir arkadaşımız. Ben Cumhurbaşkanı'nı destekliyorum. Parti mezelem yok. Evet olabilir. Yani, Türkiye Cumhuriyeti toprağı burası. Burası Türkiye Cumhuriyeti toprağı. Evet olabilir. Bu Bakırköy dediğiniz olabilir. Yerde dalgalanan olabilir. Bayraklar var. Görüyorsunuz evet, değil mi? Evet, ay ve yıldız var. Bitmiştir. Ben buralı bir saniye. Ha? Ha? Çok arkadaş, çok özür dilerim. Bir saniye. Ne fark eder? Nerelisiniz? Ya da Kartlim'de fark eder. Yok yok önemli değil. Nerelisin? Kardeşim söyle ya. Yok sen Bakırköy'lü olamazsın. Asgari ücretin 8500 lira olduğu bir ülkede bir yabancı gelip burada 11400 alamaz. Benim işçim güncelleyin burada 11400 olsun. Benim işçim burada asgari ücrete çalışıp da bir tane evin hayalini kuruyorken siz gelip burada ev alamazsınız. Halkçı Kemal, çiftçinin dostu Kemal. Alamazsınız. Abla, tamam abla şu Osman Kavala'yı bir söyle ya. Ya neymiş o ya? Yok yok. Ev alıyor yok yok. Neymiş bakın, o? Abla bir saniye. Benim Türk'üm Avrupa'da yok onun derdi alıyor. Başka. Hayır benim Türk'üm parası Avrupa'da. Olsun Fransa'dan ilk evi o alır. Propaganda yapma. Propaganda Allah yapma. Allah Allah adama sen neler söyledin? Yok sen şusun yok musun? Sen yaparken iyiydin. Sen mi karar veriyorsun onun Bakırköy'lü olup olmadığını? Yok bastırın. Bakın sen nerelisin kardeşim? Adıyamanlı sen nerelisin sen? Ya bir saniye sen nerelisin? O Adıyamanlı sen değil. Adıyamanlı. O Adıyamanlı. Sen Adıyamanlı mısın? Evet Adıyamanlıyım ben. Evet Adıyamanlıyım. Arkadaş da Adıyamanlı. Asgari ücretli. Sen Adıyamanlı mısın? Bana bak. Ya Adıyamanlı mısın değil misin? Az önce dedin ya buna Bakırköy'lü değilsin. Senin yaptığın şu anda pasif siyaset. Nasıl pasif? Basmaya. O zaman bana şu Osman Kavala'yı bir söyle. Ne Osman Kavala sen söyle. Ben söylüyorum. Gezi Parkı provokatörlerindendir. Finansörlerindendir. Yargılanmaya da son gazeteci niye tutukladınız? Kim o? Son gazeteci niye tutukladınız? Merdan mı? Evet, PKK'ya evet. Övgüler dizerse içeri tıkarlar öyle. PKK olduğunu kim söylüyor size? Övgüler dizdi. Aç videosunu peki, izle. Cumhurbaşkanımız gitti onlarla konuştuğunda niye onu yargılamıyorsunuz? Ne dedi Cumhurbaşkanımız? PKK'ya helal olsun mu dedi? Yo, onlarla uzlaşmak. Helal olsun. İşte veyahut Fatih Portakal'ın söylediği gibi PKK'ya teşekkür etmelisiniz mi dedi? Bakın ben bir şey söyleyeyim. Buyurun beyefendi. Buyurun beyefendi. Buyurun beyefendi. Sezgin Tanrıkulu. Sezgin Tanrıkulu. Arkadaşım. Söyleyin. Siz kesip kendinize fake atıyorsunuz. Şimdi ne dedin sen? Ben size bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben seni söyleyeceğim. Dürüstçe söyleyeceğim. Tamam. Diyorum ki sen bir sorumu cevapla o zaman. Tamam. Tayyip Erdoğan nasıl... Savunan Tayyip Erdoğan'ı mı savunuyorsun? Şu an faize böyle yapan Tayyip Erdoğan'ı mı savunuyorsun? Hangisini savunuyorsun? Şimdi arkadaş bunu yok, bir saniye. Yok bunu söylüyorum lan ondan anlatacağım. Yani evet ya da hayır. Yok bunu anlatacağım. Yok yok. Sizin kafa öyle çalışıyor. Öyle bir şey yok. Şöyle başlayalım. Şimdi dur. Bir saniye dur. Ya ben sana sorayım. Şimdi sorayım, söylüyorum arkadaşım bir saniye. Ağlakını sorayım. Bir saniye arkadaşım söylüyorum. Şu anda faiz arttırımı yapılıyor. Evet. Enflasyonumuz kaç bizim? Enflasyonumuz kaç? %200. Ablaya göre %200. %200. Abicim bir saniye müsaade et. Müsaade edersen konuyu bak anlatacağım. De ki ondan sonra gün öyle değil. Ya öyle... gün görende bizim burası da onlar. Yani hepimiz orada, kardeş. Onlar sorun değil. Onlar sorun değil. Pardon. Onlar sorun değil. Saniye. Negatif faiz ne demek hanımefendi? Hanımefendi negatif faiz ne demek? Eğitim seviyesi. Sayın hesap uzmanlığı seçmeni söyler misiniz? Tamam söyleyin negatif faiz ne demek? Ben finansmanım. Ne demek? Tamam söyleyin işte. Söyleyebilmeniz lazım. Negatif faizi açıklar mısınız? Negatif faizi açıklar mısınız hanımefendi? Senin siyasetin bu. Sen benim negatif faizin daha ne olduğunu bilmiyorsun. Sokaktaki enflasyon kaç? Sen negatif faizin ne olduğunu
dinliyorsun? Sen biliyor musun beyefendi? Beyefendi sen biliyor musun? Beyefendi sen biliyor musun? Beyefendi sen biliyor musun? Bak az önce faiz dedin ya. Bak senin soruna cevap veriyor. Soruyorum negatif faizin ne olduğunu biliyor musun? Cumhurbaşkanı dedi ki ben var olacağım nasıl? Faiz hiçbir zaman yükselemedi. Beyefendi, diyor soruyorum. Ki, buyurun evet. Sayın Mehmet Bey sen gel. Söylüyorum. Faizimizi yükselelim. Söylediğim şeyi duyuyor musun? Negatif faiz ne demek? Hava raporu gibi değişiyor yani. Ya soruyorum da abi, negatif faiz ne demek? Sen söyle ne demek? Şimdi bir saniye. Şimdi bak dön. Neden döndüreceğim biliyor musun? O kadar cahil bir kitleyle karşı karşıyayım ki. Nas dediğim zaman Nas suresi zannediyorsunuz. Ya sordum negatif faiz ne demek? Cevabını ver. Sen pek atıp insanlara. Ya cevap abi cevaplara getiriyorsun. Bak soruyorum. Negatif faiz. Rasyonelite soruyorum. Beyefendi. Senin bildiğin her şeyi negatif. İnsanlar unuttu. Allah Allah. Finansman dedi. Finansman dedi. Onurlu siyaset. Finansman demedi mi? Finansman demedi mi? Sen de demedin mi? Ben de sana diyorum ki kelimeyi söyle. Ya ne alaka? Tamam buyurun. Ne alaka? Negatifi de tamam. Pozitifi de bilir. Sen ya, bak. Aldınız cevabınızı. 7500 bakın ben size anlatayım da dinlemiş olun. Bir şey söyleyebilir miyim? Beyefendi söyleme. Beyefendi söyleme. Ben de konuşayım. Beyefendi bir saniye. Sonra söyle. Meseleyi bitirelim. Beyefendi. Bak şurada kaç yazıyor. Bir dur. Hayır, Allah rızası için bir dur. Beni taça tuttular. Taçası. Hoş geldiniz. Ya siz tutulmaya alışık olduğunuz için. Bak şurada ne yazıyor? 6000 diyor. 7500 nerede? Ona sor. Bak finansmanın orada ona sor. Siz gidin buradan gidin. Ben buradayım. Burada cahil. Ben buradayım. Sana bir şey diyeyim mi? Neydi o? Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Sana bir şey diyeyim mi? Neyi ya? Negatif faizle pozitif faizi bilmeyen cahil bir kitleyle karşı karşıya. Sen neden bahsediyorsun? Ve finansmancı olduğunu söylüyorsun. Finansmancıyım bak, diyorsun. Daha negatif faiz, pozitif bak, faizi bilmiyorsun. Ben seninle ribayı ne bak, diye konuşayım? Sana bir şey sen diyeyim mi? Ribanın ne olduğunu biliyor musun? Her zamanki yaptığınız yenge. Gibi AKP'nin yaptığı heh. Gibi susturma yenge, bir dakika yenge. Yani, sen, kardeşim ben, dur. Bir saniye sen dur. Sen senaryonu iyi ezberlemişsin. Şimdi bak cümleler. Bak, sen o senaryonu, ezbercisiyiz. Sen size ezberletirler. İyi ezberlemiş. CHP genel merkezden çıkar kafaya geçer. Çıkar söylersin. 128 milyar dolar nerede? Ben CHP'li değilim. Ben İlhan Kesici der, der ki lan öyle bir para yok. Siz gene aynı şekilde devam edersin. Sahte iktidardaki gibi. Bak. Bu topraklarda Müslümanların hoşgörüsüyle yaşıyorsun. Sahte iktidardaki gibi. Tamam bana kalkıp haçla artistlik yapma. Senin bu dediğin, bana işte haçla artistlik yapma. Bu topraklarda yaşayanlara saygısızlık. Hayır. Az önce bana Adıyamanlı bir kardeşim buradaydı. Adıyamanlı bir kardeşim buradaydı. Ona dedin ki sen buralı değilsin dedin. Sattınız bizim gençlerimizin geleceğini sattınız. Sattınız. Bir saniye beyefendi. Tamam, Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörüsüyle yaşıyorsun. Gördünüz mü? Evet. Olur mu? Haçı çıkarıyor. İyi ezberlemiş konuşuyor. Hadi hadi oradan. Hadi. Biriniz oradan başka bir şey sallar. Biriniz oradan. Ancak iftira atarsınız. Sahte iftiradaki gibi senaryoyu iyi ezberlemiş. Neyi? Sizin zihniyetiniz bu. Gel buraya gel. Sizin zihniyetiniz bu. Hanımefendi. Şimdi ayrıl. AKP bu ülkeyi bak gerdin. Çıkardın hacı gerdin, milleti gerdin. Usta şey. Hacıma saygı duyacaksın. Ben saygı duyuyorum. Sen bu millete saygı duymuyorsun. 5000 yıldır buradayım. 5000 yıldır. Ne? Ben buradayım 5000 yıldır. Fetihle alınmış topraklardasın. Fetihle alınmış topraklardasın. Fetih ne demek? Fetihle alınmış. Fetih ne demek? Biz burayı. Fetih ne demek? Biz burayı. Ne demek? Biz burayı. Sen ne mezunusun? Vatikan'ın zulmünden kurtardık. Vatikan'ın zulmü evet. Diye bir şey yok. Evet. Burada 6-7 Eylül pogromları yaşandı. 1400'lere gel. Burada kıyım yaptılar. Terbiyesizleşme. Burada kıyım yaptılar. Sen neresin? Fatih Göçmen burayı fethetti. Ben özbeğöz Türk'üm. Nereden gelme dedelerin? Orta Asya'dan. Ben Erzurumluyum. Erzurumlusun. Sen de o zaman Azeri'lik vardır. Sana ne? Burada konuşabilmen için, ben Türk'üm diyebilmen için gerçek Türk olman lazım. Evet. Gerçek Türk de burada göçmenlere toprak satmaz. Benim Allah vatandaşım. Allah. Benim o göçmen, o göçmen burada hizmet üretiyorsa ama burada haç çıkarıp Adıyamanlı birisine sen buradan değilsin deyip Osman Kavala gibi faşistlik bu ülkeyi yapma. Yıkmak için teşebbüste bulunan bir adamı destekliyorsan öyle bir şey yok. Bu ülke faşistliğin kralını sen yaptın az önce. Artık, ne dedi bana? Dedi ki 5000 yıldır dedi buradayız biz. Onun
ideolojisi farklı. Bak ne dedi? Ama haçı çıkardık biz 5000 yıldır buradayız. Değil mi bunlar baskı? Ayasofya cami oldu mu? Ayasofya şey cami oldu mu? Bir şey söyleyeyim mevzu bitmiştir. Mi? Bir şey söyleyeyim mi? Ekrem İmamoğlu'nu niye desteklediğini de biliyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. Ha? Siz duymadınız galiba. Özgürlükçü hanımefendi. Duymadınız galiba. Az önce genç bir kardeşimize burada sen Bakırköylü olamazsın dedi. Diyemez. Nasıl diyebiliyor? Ona söyleyeydiniz. Özgürlükçülüğü birazcık ondan konuşsanız. Yani özgürlükçü ne güzel ya. Pardon. Hanımefendi gelmeden önce. Evet söyleyin. Dedim ki bu mülteci sorununu nasıl çözmeyi? Çözemezler ki o için yetim. O mülteci sorununu, devlet üstünde çalışıyor, çözer de. Daha önce pek çok sorunu çözdüğü gibi. Ama özgürlükçülük dediğiniz için ben yine orada bir durmak istiyorum. Hanımefendi, Hristiyansınız. Devlet. Ben yaşayamıyorum. Ne özgürlüğünüzü yaşıyorsunuz? Söyleyin bana. Kiliselerime bombalar koyuluyor. Kim koyuyor? Kiliselerime mi? Türkiye'de kaç tane bomba duydunuz kilisede? Bir saniye ya. Bir saniye. Abi bir saniye. Hangi kiliseye bomba koyuyorlarmış? Öğrenelim ya. Geliyor, koyuluyor. Nasıl koyuluyor? Söyleyin. 5 sene önce burada patır patır. Hristiyanlar sürekli. Burada da patlıyordu. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Türkiye'de kiliselere Abu Millet bomba mı koyuyordu? Yok bu millet de terör örgütleri. Sen var ya çok terör örgütleri. Terör ben örgütlerinden bahsediyorsun. Camiye de bomba koyan, Taksim'e de bomba koyan. Öyle ha? Bir şey söyledim mi? Bursa'da cami patlatan. Ben böyle bir şey söyledim. Şimdi ben şundan bahsediyorum. Bak sen demagoji yapıyorsun. Sen demagoji yapıyorsun. Demagojinin kralını sen yapıyorsun. Sen, bak soruyorum sana cümle çok basit. Sen var, çok bu devlet senin Hristiyanlığının neresini engelliyor? Sen çok tehlikeli bir insansın da söyle ya. Söyle bu devlet senin Hristiyanlığının neresini engelliyor? Bak devletten bahsetmiyorum. Evet ben de bundan bahsediyorum. Ama onu söyleyeceğim. İşte ben de onu söyleyeceğim. Bakın sıkıntının olduğu nokta orası. Bakın ben şunu söylüyorum. Anlaşılsın diye söylüyorum. Hanımefendi şu anda mevcut yönetimi sizde özgürlükçü olmamakla suçluyorsunuz. Az önce söylediniz. Cahreyn'in de tweetini açtınız. Ve tweet sizin umduğunuz gibi çıkmadı. Doğru mu? Hayır giremezsiniz ki. Cahreyn'in tweetini açtınız. Hükümet üstüne geliyor diye. Baktınız muhalefet üstüne geliyormuş. Buyurun lütfen. Ben burada kibarca konuşmaya çalışıyorum. Lütfen. Ve kimseyi de burada engelleme gibi bir amacım yok. Dinliyorum ben sizi. Ben buraya polemik yapmak için değil, aslında dinlemek için geldim. Evet, birçok insan düşünce özgürlüğünü yaşayamıyor. Nasıl yaşayamıyor? Bana somut örnek gösterin diyorum. Örnek yok. Yapmıyorum. Miting yapıyorum. Mini miting yapıyorum. Siyasi çalışma yapıyorum kardeşim. Röportaj yapmıyorum. Git röportaj yapanla konuş. Buyurun lütfen. Ben sizi dinliyorum. Nasıl? Ben Hristiyanlarla alakalı kötü bir ifade mi kullandım? Tabii Müslümanların şeyiyle burada kalıyorsunuz diyorsunuz. Evet. Sen kimsin ya bunu bana evet. söyleyecek? Şundan bahsediyorum. Sen kimsin? Bu ülkenin çoğunluğu... Dikkat et. Bir saniye dur. Bir saniye dur. Bu ülkenin çoğunluğu Müslüman. Bir saniye. Bu ülkenin çoğunluğu Müslüman. Herhangi bir Müslümanın... Avrupa'daki Müslümanlar Avrupa'dakilerin söyleyeyim. İzzetin hepsini yapıyor, kalıyor. Yapıyorlar. Orada. Eziyetin kralını yapıyorlar. Yo. Evet her türlü eziyeti yapıyorlar. Fransa'da da tesettürle alakalı eziyet daha yeni başladı. Olur mu? Ben Almanya'da yaşıyorum. Hoş görün. Domuzun kafasını caminin önüne koyuyorlar. Gel kardeşim seni zorla mı tutuyorlar ama böyle zihniyetler oldu mu? Sen niye dönemiyorsun? Niye dönemiyorsun? Niye gelsin? Sizin gibi zihniyetleri yazdık da. Ya ben şundan bahsediyorum. O zamanı gelme beni rahat yaşıyorsun. Sen bu ülkede sen bu ülkede döndüm buradayım. Yahu bunun dönmeyle ne alakası var? Onu niye? Bir şey söyleyebilir miyim? Bu ülkede, bir saniye. Dini kendine göre de değil mi? Bir saniye. Abi, kamerayı kapatıyorsun. Bazına, siz kendi aranızda o zaman konuşun. Haç işaretini açarak evet. Müslüman toplumun içinde gezmek nedir? Kışkırtmak demektir. Değil mi? Laf söyleyerek, sen buralı değilsin diyerek konuşursan bu kışkırtmadır. Almanya'da gezdiğim zaman bana Hristiyan devlet ne yapar? Oradaki insanlar ne yapar? Ne yapar? Yapıyorsunuz. Neyi yapıyoruz? Gayet rahat yaşıyorsunuz. Eziyetin kralını yapıyoruz. Sen de mi yaşıyorsun? Eziyetin kralını yapıyorum. Onun için mi cami neyizi kapatıyor? Bir saniye. Soralım. Soralım. Söylediniz. Ben şunu soruyorum. Hanımefendi Hristiyan. Bu ülkede. Bu ülkede. Hanımefendinin Hristiyanlığı ile alakalı devletin bir tane kısıtlaması var mı? 800 euro çocuk masrafı. Söylesin var mı yok mu? Çalışırsan yaparsın. Yok. Nasıl çalışırsan? Sen çocuk parasıyla geçiniyor diyorsun. Bir saniye. Girme. Bilmeden konuşma. Hiç girme. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Yaşamadın. Beyefendi. Yaşamadın. Wie heißt du überhaupt? Wie heißt du überhaupt? Wie heißt du überhaupt? Wo kommst du her? İngiltere'de yaşadım ben. What is your name? Hani nerede konuştun? Sen bir kere yaşadın. Sen neyle konuştun? Pasaportunu mu çıkarttın? Ben de çıkarttım mı?
Ben de çıkart. O zaman yaşadığın topraklara ihanet etme. Etmiyorum. Doğruyu söyle. Sen burada sen demagoji yapıyorsun. Orada çalışıp sen şu anda burada oy kullanma hakkınız olmamalı. Niye olmamış? Yok öyle bir şey. Ben Türk vatandaşıyım. Şey yok. Ben Türk vatandaşıyım. Öyle bir şey yok. Nüfus kanunu. Öyle bir şey yok. Bu ülkeye para getiriyor. Bu ülkeye hizmet ediyor orada insanların. Öyle bir şey yok. Orada bu ülkeye getiriyor mu kardeş? Getiriyor mu? Paramı getiriyor mu? Ülkeye harcıyor mu? Halkın için harcıyor mu? Hatırlamazsın sen belki. Bilmezsin. Zamanında bir saniye. Zamanında buradan oraya gidip işçi olarak çalışanlar bu ülkenin ekonomisine büyük atak yaptırdı. Milyonlarca Türk, milyonlarca Müslüman da oraya sürüklenenleri o zaman sorgula. Tamam mı? Neden buradan oraya. Buradan o dediğin ülkelere. Söyle, tamam, söyle. Evet. Oraya sorgula. Niye söyle. Buradan insanlar oraya gidiyor? Bu insan niye oraya gitmiş? Niye mi gitti? Sorgula. Niye söyle, gitti? Tamam, söyle. Neyi sorguluyor? Göç hayatının neden nirvanası. Oraya gittiğimizi mi sordun? Yok, niye gittiğimizi mi sordun abi? Ben de sana söylüyorum. Yok öyle bir şey. Türkiye'deki zihniyet, geçmişteki zihniyet bizim babalarımızı oraya götürdü. Şu an en çok gidiyorlar. Şu an en çok. Kim? Gitsinler de görsünler. Gitsinler de görsünler Avrupa'yı. Hemen ya öyle, mesele o değil. Beyefendi. Beyefendi. Asıl meselemiz o değil. Lütfen. Sen oturuyorsun işte cenaze ortada düğün altta ev taşınıyor. Tamam mı? Aliköy'deki de Yeşilköy'deki aynı değil. Ne? Tamam mı? Biri pasta bulamazken biri nerede rezervasyon yapacağını şaşırıyor. Adalet mi var burada? Tabii ki insanlar gider. Burada ekonomik güç mü var? Tabii ki insanlar çalış. Gider. Çalış hallet. Bir saniye müsaade et. Müsaade et. Arkadaşlar özgürlükçüsünüz. Yok, burası benim toprağım. Burası Türkiye Cumhuriyeti toprağı. İstediğim gibi seçerim. Bak senin de zoruna gidiyor. Niye rahatsız oluyorsun? Geldiğimden beri bak şunu söylüyorsun. Burası Bakırköy, böyle yapacaksın. Burası yapmıyorum. Buradayız. Burada da olacağız. Ya neyi kandırmaktan bahsediyorsun? Hanımefendi, ikinize de ben soruyorum. Bir saniye. Beyefendi müsaade etme. Müsaade. Çok basit bir şey soruyorum. Hanımefendi, Hristiyanlığınızı yaşama noktasında bu ülkede sizi hangi devlet kısıtladı, hangi millet kısıtladı? Hiç kimse. Konu kapanmıştır, bence gidebilirsiniz. Kim? Müsaade. Yok yok, siz dinlemediniz. Bir oradan bir girmeyin. Bir şeyler söyledi. Bir girmeyin. Ondan sonra konuşuruz. Söyleyin. Bunun senin Hristiyanlığınla ne alakası var? Hacı çıkarıp sallıyordun ya. Sen yaptın, demagojinin kralını yaptın. Sorunun cevabını ver. Sorunun güzel, nereden aldın? Giovanni, Giovanni. Giovanni, Giovanni. Git sen de al. Sen güzel maaş alıyormuşsun. Maaş almıyorum ama sizin kafa öyle çalıştığı için iftira atmaya alışmışsınız. Bak bir saniye bak. Ne dedi? Cümleye dikkat et. Güzel besliyorlar. Bunların cebine 3 kuruş koy. İstediğini söyleteceğini bildiğin için. Bunlar herkesi kendi tiniyetinden zannediyor.